Herkese merhaba arkadaşlar, ben Berkay. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Eurotruck Simulator 2'de Demir Lojistik ekibiyle birlikte özel bir konvoy gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Öncelikle özel bir konvoy dememin anlamı 30 Ağustos Zafer Bayramı konvoyu arkadaşlar, bugünkü yapacağımız konvoy. Ve bu yapacağımız konvoyu bu kez canlı yayın yerine video haline getireceğim. Umarım güzel bir video olur sizler için. Bu arada bu videoyu zaten cumartesi günü erken saatlerde falan izleyeceksiniz. Şimdiden diyorum ama geçmiş 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum arkadaşlar. Yani daha doğrusu Demir Lojistik ailesi olarak 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyoruz. Umarım güzel, böyle seviyeli güzel bir konvoy yaparız. Zaten tırlarımızın rengini de görüyorsunuz. Kırmızı beyaz. Gayet güzel bir konvoy olacağı benziyor. Onun dışında şu anda zaten arkadaşlar bayağı bir hazırlık içerisindeler. İşte konvoy yöneticileri olsun falan filan herkesi hizaya sokuyor. Güzel bir konvoy olacak. Ben herkesin çıkış yaptığı yeri size göstereceğim. Daha sonrasında da yoldayken bir kez daha video kaydını açıp güzel bir yolculuk yapacağız. Hadi isterseniz o kısma geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda biz de çıkışımızı yaptık yola. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Şöyle bir döneyim. Umarım bir sıkıntı yoktur. Şimdi onu da kontrol edeceğim. Şöyle bakayım, 2 dakika. Tamam, kayıttayız. Evet. Şimdi arkadaşlar bir kez daha Zafer Bayramımızı kutluyorum. Demir Lojistik adına da kutluyorum. Güzel bir konvoy olacak inşallah. Ben videonun başında bahsetmedim çünkü benim de haberim yoktu. Ses Lojistik ekibiyle birlikte yapıyormuşuz bu konvoyu. Kendilerine de geldikleri için çok teşekkür ediyoruz buradan. Birlikte güzel bir konvoy gerçekleştireceğiz. Şu anda burada sıradayız. Ses Lojistik ekibini bekliyoruz galiba. Öyle bir muhabbet dönmüştü. Yavaş yavaş gideceğiz zaten. 600 kilometrelik falan bir yolumuz var. Şöyle göstereyim size haritadan. Frankfurt'tan çıkacağız, Nürnberg'den geçeceğiz, Prag ve en sonunda da şurada gördüğünüz şantiye gibi yerde duracağız abi. Bakalım, umarım güzel bir yolculuk olur. Şöyle dip dibe gideceğiz bakalım abi. Bu arada şuna da dikkat etmişsinizdir diye düşünüyorum. Kırmızı beyaz olarak gidiyoruz bugün. 30 Ağustos malumunuz. Benim de çok hoşuma gitti aslında böyle bir şey olması. Gayet iyi oldu yani, kaliteli bir konvoy. Umarım güzel bir yolculuk olur. Hadi bakalım. Bu arada şunu da belirteceğim abi. Bazılarınızın haberi vardır, bazılarınızın yoktur yüksek ihtimalle. Gittim şey yaptım abi. Mekanik bir klavye aldım. Bu yüzden mekanik klavyeden eğer ki ses gelirse şu anda gerçekten kusura bakmayın. Çünkü daha tam olarak ayarlarını vesaire yapmadım. Ses ayarlarını yapmadım bu şeyin. Mikrofonun falan. Onu almaması için, o sesi almaması için. Yapınca çok daha iyi olacaktır. Belki de rahatsız etmiyordur. Aksine keyif veriyordur. Bilemiyorum. Sizi nasıl hissettirir ama umarım abicim keyif alırsınız. Şöyle gidelim bakalım. Bizim arkadaşların arkasına takılalım. Güzel bir yolculuk olması dileğiyle abi. Hadi bakalım. Bugün yine birkaç konudan bahsederiz yol boyunca. Şimdi yüksek ihtimalle hangi mekanik klavyeyi aldın, işte switch'ine falan filan bunu da sorabilirsiniz diye düşünüyorum. Öncelikle KBR18, belki bilirsiniz, bilmiyorum. Şu anda vatan bilgisayarda 325 mi 315 mi ne öyle bir paraya satılıyor abi. Ben direkt mağazadan gidip satın almadım. İnternet üzerinden satın aldım şeyi, klavyeyi. Satın aldıktan sonra pazar günü zaten siparişi verdim. Satın aldıktan sonra pazartesi günü işte kargoyu falan, kargoyu diyorum. Daha doğrusu aslında kargoyu denilebilir. Vatan bilgisayarda hazırlandı klavye. Daha sonrasında UPS'e verildi. UPS'ten de bana çarşamba günü galiba olması lazım. Ya çarşamba ya da salı. O günler içerisinden bir tanesinde işte geldi. Vallahi yaklaşık 1-2 gündür zaten bu klavyeyi kullanıyorum ve memnunum.
Tavsiye eder miyim? Ederim. Gerçekten kaliteli bir klavye. Tabii yani o kadar parayı verdikten sonra da kaliteli olması normal. Onun dışında Blue Switch'i var. Sesler o şekilde daha güzel çıkıyor. Benim bayağı bir hoşuma gitti abi. Zaten bu benim ilk aldığım mekanik klavye. İlk kaliteli klavyem böyle. Gerçekten bayağı bir kombinasyonu, bayağı bir kullanışlığı var. İşte bir ton şey kombinasyonu var zaten. Renk kombinasyonu var. Fn tuşuna basılı tutup bir tuşuna basıyorsun. İşte LoL'deki klavyenin ışıkları yanıyor. Ya da işte yarış oyunları modu falan var yani. Bir ton mod eklemiş adamlar. Resmen her şeyi bırakıp bunu eklemişler. Çok da güzel olmuş yani. Benim acayip hoşuma gitti. Tavsiye ederim. Ama tabii birçoğunuz yüksek ihtimalle alamayacaktır. Çünkü gerçekten aslında baktığınız zaman fiyatı çok yüksek bir klavye. Yani bu paralar verilecekse klavyelere vesaire veya herhangi bir elektronik ürüne düşünülmesi gerekiyor bence. Ben de hani düşünerek aldım en azından. Onun dışında yani düşündüğünüz zaman ucuz mekanik klavyeler arasında yer alıyor en azından Türk lirasıyla. Çünkü bundan çok daha yüksek paralara satılan klavyeler var. O klavyelerde yine bayağı bir kaliteli oluyor ama bu onlar arasında fiyatı en az olan, düşünün yani gerisini. 300'den üstü de var yani. İşte malum durumum böyle olunca abi bayağı bir sıkıntılı oluyor. Bu arada orada bayağı bir yavaşladılar. Ben de şöyle hızımı keseyim. Dörtleri yak abi, arka taraf temkinli gelsin. Tamam. Bu arada bugün DAF kullanıyoruz abi. İnanılmaz keyif alacağım bugün. Çünkü DAF kullanmayalı çok oldu. Videolarda hiç kullandım bilmiyorum DAF ama bugün kullanacağız. Bayağı bir keyif alacağım gibi gözüküyor yani. Daftarını özlemişim bayağı. Şu anda şeyden Demir'den arkadaşlar da zaten Discord grubunda falan konuşuyorlar. Ben genelde böyle video kaydı, canlı yayın vesaire yaptığım için bunlara katılamıyorum abi. Böyle de bir sıkıntısı var. Normal şartlarda böyle video kaydı bir şey yapmayan adam rahat rahat oynar. Rahat rahat işte takılır ekiple falan ama bizde maalesef böyle bir durum var. Video çekiyorsak falan sesler orantısız geldiği zaman kalitesiz olabiliyor. Yeri geliyor işte bizim sesimizi bastırıyor. Ya da bir konu üzerinden bahsedeceksem onun üzerine bahsedemiyorum mesela. Çünkü muhabbete katılıyorsun vesaire. Böyle bir mevzuya dönüyor olay. Zaten yüksek ihtimalle bunu izleyen arkadaşlar Demir Lojistik'tendir. Kendilerine selam olsun. İsimler kapalı bu arada. Çünkü bir terslik bir şey olur bizim arkadaşlar kaza yapar. Kimse birini banlatmasın diye isimleri kapatıyoruz. En mantıklısı da bu zaten diye düşünüyorum. Bu arada abi şey neydi onun ismi? Az önce iki tane şey duydum. Bir tanesi şeydi. İşte Truckers MP 31 Ağustos tarihinde büyük bir konvoy düzenliyormuş galiba. Yani yayın açmayı düşünüyorum açıkçası. Duruma göre de açabilirim yani. Zaten onun duyurusunu işte yayın başlangıç duyurusu vesaire her şeyini yayınlarım. Ama hani dediğim gibi öncelikle bir karar vermem gerekiyor. Ne yapacağım, ne edeceğime. Duruma göre bakacağız yani. Ama güzel bir konvoy olacağı benziyor. Birkaç kuralı var işte konvoyun. Onları falan hallettikten sonra güzel bir konvoy olacağı benziyor. İskandinavya'da olacakmış konvoy galiba. Akşam saat 8 gibi. Bir bakacağım bakayım. Ayarlayabilirsem yayın açacağım. Yayın olmazsa da video çekeceğim. Bir şekilde bir şeyler yapmayı düşünüyorum orayla alakalı. Onun dışında Demir ekibiyle bayağı bir şu şeyi ayarlarken konvoydaki yer düzenini ayarlarken abi birkaç kişi şey yazdı işte SCS Software şey yayınladı diye Mercedes'in modifiye paketinin resimlerini falan yayınladı diye birkaç yazı gördüm. Ben hiç görmedim de açıkçası. Yüksek ihtimalle bir sonraki ETS2 Multiplayer videosunun konusu da o olur yani. Bakacağım falan filan onlara bir. Umarım kalitelidir abi çünkü Mercedes gerçekten diğer tırların yanında çok basit kalıyordu. Açıkçası ben de bundan dolayı şikayetçiydim yani. Yani yeni bir modifiye paketinin şöyle kaliteli modifiye paketinin gelmesine sevindim diyebilirim. Çünkü şeyi zaten biliyorsunuz bu Scania'nın modifiye paketini biliyorsunuz abi. Bayağı kaliteli bir paket yani. Aldığıma hiçbir zaman pişman olmadığım bir paket. Bu Mercedes'in mod paketi de yani Mercedes'in modifiye paketi de ne kadar olur hiçbir fikrim yok ama çok yüksek olmazsa belki onu da alırım yani videosunu falan çekerim belki duruma göre.
güzel bir şeyse alınabilir yani. Önce tabii bir incelemelerine vesaire bakacağım. Sonra güzelse alıp ben de bir incelemesini yaparım. Orada da bir yavaşladık. Ya bu arada konvoyun şey düzenini bozmaması çok güzel abi. Kırmızı beyaz dengesini bozmaması çok iyi. Çünkü bozulduğu zaman çok daha cins bir görüntü çıkabilirdi ortaya. Şu anda çok güzel gözüküyor. Video açısından da öyle yani. Bayağı keyifli. Yolda kaç kişiyiz acaba? Taptan da bakamıyorum ki. Şeyleri kapattık ya. İsimleri falan. İsimleri kapatınca tap tuşuna da basamıyorsunuz. Öyle bir mevzu yapmışlar. Bu arada önümdekiyle açık mesafede gidiyorum. Çünkü bazen konuştuğum için dalabiliyorum. Arkadan bam diye yapıştırmayayım yani adama. Sıkıntı olur. Yine yollar güzel abicim. Burada bir hafif bir yavaşladık. Acaba ön tarafta ses lojistik falan mı var abi? Onu bilmiyorum işte. Ön tarafta ses lojistik olabilir. Şu anda biz onların arkasından gidiyor olabiliriz veya onlar bizim arkamızdan geliyor olabilir. Hiçbir fikrim yok yani. Bakacağız bakalım. Zaten gittiğimiz yerde belli olur. Eğer onlar öndeyse şu an ilk onlar park eder oraya. Ondan sonra da biz geliriz. Zaten şeyde gördünüz abi, güzergahı gördünüz. Baya güzel bir yol burası yine. Konvoy için ideal yani. Baya keyif veriyor insana. Ya bu kez açıkçası yayın yapmamamın sebebi şuydu abi. Bu zaten şimdi özel bir konvoy. 30 Ağustos'a özel bir konvoy. Açıkçası bunun editine biraz uğraşacağım. Çünkü konvoy çıkışında işte şarkılı güzel bir şey yapacağım. Sizi gaza getirecek. Yüksek ihtimalle gaza gelmişsinizdir. Onun dışında bu şeyde eğer bulabilirsem animasyonlu bir Türk bayrağı koyacağım videonun sağ üst köşesine. İşte bayağı bir ayar bir şeyler yapacağız. Bakalım bakalım. Şimdi bu video bittikten sonra bir de bunun editi var tabii yani 2 saat bir de onlarla uğraşıyoruz. Abi YouTuber'lık işte yayıncılık falan zor işler. Özellikle son zamanlarda Demir grubuna katıldığımdan beri bayağı bir arkadaşla samimi olduk böyle bir. İşte yayın açacak mısın? İşte öyle böyle bayağı bir yardımcı da oluyorlar sağ olsunlar. Yani beni açıkçası mutlu ediyor yani. Bunlar mutlu ediyor. Birlikte güzel güzel konvoylar yaparız. Zaten bilmeyenlere de söyleyeyim. Bir önceki videolarımda, ETS videolarımda falan söylemiştim. Artık şeydeyim diye. Demir Lojistik ekibindeyim diye. Haberiniz vardır diye düşünüyorum. Yoksa da öğrenmiş olun abi. Eskiden bir YouTuber olarak sadece böyle katılıyordum. Şimdi Demir Lojistik ailesindenim. Böyle arada haftalık olarak konvoy videoları, konvoy canlı yayınları vesaire olacak yani. Haberiniz ola. Bayağı keyifli oluyor benim için de. Onun dışında bugünkü yol zaten 600 kilometre. Umarım iyi bir yol olur. Burada da arkadaş kaza yaptı galiba. Kim bu? Bizim ekipten değil. Araya girmesin de kim olduğunu bilmiyorum. Ya bir de abi katılır mısınız bilmem de lojistiklerde şöyle bir olay oluyor. Şimdi biz genellikle lojistiklerde böyle bir şey yapmaya çalıştığımız zaman bu arada burada ne oluyor abi? Herkes bir yavaşladı. Neyse biz de arkaya doğru böyle bir yavaşlayalım. Her neyse ben konudan bahsetmeye devam edeyim. Artık yani bizim Demir Lojistik'e özel bir şey mi yoksa diğer lojistiklerde de var mı pek bir fikrim yok açıkçası. Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Bu Demir Lojistik olsun falan filan. Konvoy başlamadan önce baya bir park etme süreci oluyor. Yani baya bir işte resim almak için falan bir süreç oluyor. Yani bu süreçte baya bir tabii ki de zaman alıyor. Biz neredeyse bir saat falan filan böyle insanlar toplanıyor. Yavaş yavaş geliyorlar işte yemekler yeniliyor geliyorlar. İşte adam park ediyor falan filan. Hele bugünkü birazcık daha böyle titiz bir olaydı. Çünkü hepimiz rengarenktik. Yani kırmızı beyazdık. Bu yüzden herkes tek tek park etmek zorunda kaldı. Daha abi buradaki kırmızılar neden park etti acaba? Herkes kırmızı. Ha, bunlar ses lojistik değil mi? Aynen abi bunlar ses lojistik olsa gerek. Dur. F8'den kaydı durdurdum. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Şey isimleri açacağım diye. Evet ses lojistikmiş. Çok özür diliyorum. Kaydı durdurduğum için. İşte bazen böyle azizliklere uğrayabiliyoruz. Bazen unutuyorum falan filan. Ulan inşallah şu an tekrardan kayıttayımdır ha. Vallahi var ya. Bir de kayıtta değilsem. Ver yansın yani.
Çünkü böyle yollarda duramıyorsun da kenara çekip falan. Çünkü yol düzenini bozuyorsun. Öyle olduğu zaman da sıkıntı olur yani. Şimdi bakamam mesela kayıtta mıyım değil miyim diye. Bu arada burada çok güzelmiş ya bu viraj. Dur, oradan girmiyoruz buradan. Oo, karşıda bayağı bir yavaşlama var. Dur, dörtleri yak. Orada bayağı bir yavaşladı bizimkiler. Ben şöyle bir geçeyim. Burada durduk nedense. Ha, şimdi de ses lojistik geçecek galiba. Çünkü onlar da bizi beklemişti böyle. Güzel güzel. İyi abi. Bir dakika hemen şu kayıtta mıyım diye bakayım bu arada. Evet, kayıttaymışım. Problem yok. Gayet hoş. Şimdi çok yüksek ihtimalle ses lojistik ekibi geçecek. Şöyle F11'den ben yazıları da açayım. Şöyle bir bakalım dışarıya doğru abi. Herhalde onlar geliyor şu an. Arkadan bizimkiler gelmeye devam ediyor. Şöyle birazcık daha ön tarafa yanaşayım. Bu olay iyi olmuş ya. Bir onlar bir biz falan filan güzel oluyor. Acaba onlarda mı fazla kişi var, bizde mi fazla kişi var? Onu da merak etmedim değil yani. Herhalde biz daha fazlayız ama. Baksana abi şu ön tarafı falan. Bayağı fazla kişiyiz biz. Şu anda 22 kişi var burada. Şimdi de ses lojistiği bekliyoruz işte. Bakalım gelsinler de be. Anladığım kadarıyla durum öyle. Arkadan bizimkiler gelmeye devam ediyor. Bize tam arada kaldık ha. Yolu kapatan tarafız. Azıcık daha yanaş. Yüce Vatan ekibi falan geldi abi. Bilmiyorum bunlar da var mıydı şeyde ama kendilerine selam olsun buradan. Hem de selam göndermeyi seven kişilerden bir tanesiyim abi. Tamam dur, isimleri kapat abi. Çok şey yapıyor çünkü. Fazlalık yaratıyor. Şöyle gidelim şu taraftan. Yalnız şeyler geçmedi. Herhalde anca geçecekler. Anlamadım o mevzuyu ben. Dur bakayım şimdi anlarız. Az önce çünkü ben kaydı durdurduğum sırada tekrardan açtığım zaman yan tarafta şeyler duruyordu. Ses lojistik duruyordu. Şimdi biz öyle duracağız anladığım kadarıyla. Onlar geçecek diye düşünüyorum ama ne olur bilemiyoruz. Şu anda emniyet şeridinden gidiyoruz bakayım. Şu an şeyde olsaydım zaten durumu biliyor olurdum yani. Neydi onun ismi? Ha, Discord grubunda sesli konuşmada olsaydım biliyordum şu an durumları. 400 kilometremiz var daha. Şu tarafa doğru giriyoruz. Orası dinlenme tesisi gibi bir şey galiba abi. Şöyle geldik bakayım. Ben zaten burası gereksiz bir kısımsa keserim arkadaşlar. Şu saatten sonra görmezsiniz yani orayı. Ona göre şu anda devam ediyorum yani. Evet arkadaşlar, burada yaptığımız olayın kendisi şuydu. Ses lojistik ekibi o arada biz burada kenara çektik. Onlar önümüze geçti. Ondan sonra şimdi de biz yola çıktık. Böyle bir durum gerçekleşti yani. Ekstradan bir olay olmadı yani. Otoparka çektik. Onlar çıktı. Sonrasında da biz arkalarından şimdi gidiyoruz onların. Hadi bakalım. Şimdiki şu anda konvoydaki sıram falan da biraz değişti. Hafiften arkalarda geliyorum şu anda. Oğlum ne oluyor lan? Bu çocuk bir şeye gitti. Ha. Kaza yapmış orada. Şaşırdı galiba. Beni de şaşırtıyordu ha. Şuradan gideceğim normalde. Yolumu şaşırıyordum az da. Şuradan doğru gireceğiz. Haydi bakalım. Yine güzel orman yolları abi. En sevdiğim. Zaten bu oyunda herhalde herkesin sevdiği yollardır bunlar diye düşünüyorum. Bizim öndeki beyazlı kaza yapmasaydı şu anda önümde beyazlı olacaktı ama maalesef o kaza yaptı. Şu anda iki kırmızı arka arkaya gideceğiz bakalım bu saatten sonra. Belki birisi konvoyu düzene sokmak için araya geçebilir. Bilmiyorum ne yaparlar. Ben şu anda arayı koruyacağım biraz.
Bu arada ben de bir videoda şöyle bir save yapmayı düşünüyorum. Şu anda görüyorsunuz abi mavi tanker var. Öyle bir save yapmayı düşünüyorum. Mor, siyah falan filan. Bakacağız bir. Ayarlayacağım abi. Hepsini tek tek ayarlayacağım. Umarım güzel olur. Bu arada burada çok güzelmiş abi. Baksanıza. Ben göstereceğim diye yoldan kayıyordum yemin ediyorum. Bizim pilot burada durmuş hafiften. Ben şöyle biraz hızımı keseyim. O belki de şeyi ayarlamaya çalışıyor. Aradaki renkleri falan ayarlamaya çalışıyor. Anlarız. Bu arkadaş da bayağı lag var ya. Abi sollasam mı acaba? Çok lag var lan. Beni var ya yamultur bu çocuk. Baksana abi. Dur. Ses lojistikten bu arkadaş da ben şöyle hızımı bir keseyim. O çok kötü geliyor ya. Olaya bak. Kaç ping acaba? Çok sıkıntılı. Yani onun arkasında şöyle bir 10 saniye falan gitmeye çalışsan direkt çarpılırsın yani. Açık ve net. Biz burada iki kırmızı gidiyoruz ya. Bir tane beyaz şöyle gelse araya abi. Ben şöyle biraz arayı açayım da beni sollasın birisi. Bekliyorum artık onları. Arkadan ses lojistik geliyor. Galiba interneti düzeltti veya farklı birisi de olabilir, bilmiyorum. Evet, burada da radar varmış. Gerçi bize işlemez abi. Biz trafik cezalarını kapattık. Rahatız. Emniyet müdürlüğü, emniyet teşkilatı bizden abi. Ya işte biz böyleyiz oğlum. Bu arada bu videoda da bayağı bir iş çıktı bana ya. Bir gittim kendim kapattım videoyu. İşte ondan sonra arada bir durmak zorunda kaldık. Ulan inşallah çarpmaz bana. Bismillahirrahmanirrahim. Çarpmadı, güzel. En azından güzel yavaşlıyor abi bizim ekip. Vallahi o konuda tebrik ediyorum. Bugüne kadar kimse bana gömmedi ama ben bu konvoylar sürecinde iki kez birisini arkadan gömdüm. O da yayında yorumları okurken. Hep böyle sıkıntılar oluyor. Haydi bakalım. Bu arada bu akşam da galiba Galatasaray'ın Kayserispor'la maçı vardı. Ona hiç bakmadım ben. Şimdi bu konvoy bittikten sonra ona da bakacağım. Bakalım kaç kaç gidiyorlar. Ben Galatasaraylı değilim, Fenerliyim ama merak ediyorum tabi. Rakibimiz sonuçta. Merak ettim ne yaptılar acaba. Yüksek ihtimalle zaten ben bu videoyu attıktan sonra sonuç belli olur. Şu anda oynanıyor mu acaba maç? 21.45'te falan başlıyor galiba maçlar da şu an 21.39. Konvoyda saat 21.39 şu an. Ben aramdaki ile mesafeyi bayağı bir açıyorum çünkü daha keyifli oluyor. Hem hız yapabiliyorum hem de yavaşladıkları zaman görüyorum falan filan. Size de iyi bir açı yaratmaya çalışıyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur abi. Burada kaza mı olmuş abi? Oradaki arkadaş kenarda duruyor. Allah Allah, bir şey var galiba. Dur bakayım, anlarız şimdi. Evet abi, burada bir kaza olmuş. Bizim pilot da onu durdurmuş abi. Kazayı durdurmuş. Aman abim, aman dikkat edin. Gözünüzü seveyim. Bir sakatlık çıkmasın. Benim de arada bu save değişikliği yaptığım zaman abi, ikiye bastığım zaman dışarıdan size gösterirken mouse takılıyor. Öyle bir olayı var. Save'de onu yüksek ihtimalle kontrollerde bir ayarı var da ben onu yapmayı unutuyorum hep. Onu bir ara bulursam yapacağım. Çünkü otomatik olarak mesela ikiye bastığım zaman direksiyon daha hareket etmiyor yani. Sonrasında bir kez tıklaman gerekiyor ekrana falan. Bu arada azıcık da farları açak ya. Göstergeleri şöyle birazcık parlak görün. Gerçi artık videoları eskiden ben 40.000 bitrate'te çekiyordum videoları da şu an 10.000 bitrate'te çekiyorum. Çünkü hem zaten bana bir yük binmesin diye öyle yapıyorum. Hem de yani zaten fazla bir izleyicimiz yok abi. Yani siz biz izliyoruz zaten yani videoları. O yüzden yüksek kalitede çekmeme gerek kalmıyor yani. İleride kitlemiz büyüyünce yüksek kalitede videolar gelir. Zaten sistemin gücü yetiyor her şeye. Bir problem yok. İnternetin gücü de yetiyor. Her şey tamam.
Bu arada ben dorselerde şu arka tarafta rüzgarlık olayı oluyor ya, onları normalde sevmiyorum ama genelde demir lojistikte konvoy falan yaparken hep abi tırların arkasında o şey rüzgarlıklar oluyor. Tırın dorsesini daha uzun gösteriyor falan. Ama sanki güzel duruyormuş yani. Böyle bir şey uyandırdı bende. His uyandırdı diyebilirim. Arada da bana soruyorsunuz abi, en azından şeyde olmayanlar, demir lojistikte olmayan arkadaşlar soruyorlar işte, alım var mı, işte ben şeye katılmak istiyorum, ne yapmalıyım falan filan diye. Şimdi arkadaşlar size şöyle söyleyeyim, gideceksiniz abi, benim size açıklama kısmında vermiş olduğum demir lojistiğin Discord adresine girip alım yetkililerine ben işte demir grubuna katılmak istiyorum. Ne yapmam gerek ya da işte demir grubuna direkt katılmak istiyorum yazarsanız onlar size yardımcı olurlar. Anladığım kadarıyla artı 14 yaş sınırı var. Artı 14 yaş olanlar abicim gelebiliyorlar. Bir sıkıntı yok. Gelebilirsiniz yani. Onda problem olmuyor. Geçen videolarda falan filan görüp böyle bu ekibe katılanlar oluyor. O yüzden o arkadaşlara da bir yol gösterelim yani. Açıklama kısmında dediğim gibi Demir Lojistik'in adresini vereceğim, Discord adresini vereceğim. Oradan alımınızı falan yaptırırsınız. Gayet basit bir işlem zaten. Size birkaç işte soru soruyorlar galiba. Bir de işte birkaç rol vermek için şey yapıyorlar ya da işte mesela LFS oynuyor musun? ETS'de işte, yok ETS sorusu sormuyorlar gerçi. GTA San Andreas'in falan var mı? Bu tarz sorular soruyorlar. Onun dışında da farklı sorular yok zaten. Gayet basit sorular. Bunları halledersiniz. Yeter ki artı 14 olun abi. Başka bir şey istemiyorlar sizden. Ha bir de saygılı olun. Yani çizginizi aşmayın abi. Ben şu ana kadar hiç böyle çizgisini aşan salak bir tiple karşılaşmadım abi Demir'de yani. Hiç öyle bir insan görmedim. Arada Discord'da böyle ses kanallarına falan bağlanıyorum. Ya da işte bana yardımcı olan arkadaşlar falan oluyor. YouTube anlamında. İşte save yapan arkadaşlar olsun. İşte ne bileyim. YouTube anlamında. Yani mesela tasarımcımız bile beni o sayede buldu yani. O yüzden çok şey kazandırdı bana. O yüzden haklarını ödeyemem abi Demir Lewis'ti. Yavaş yavaş gelişeceğiz inşallah. Her gün yeni şeyler öğrenmeye devam. Neticesinde YouTube'da 2012 yılından beri varım abi. Bu işleri çok iyi biliyoruz ama değerimizi bilen yok diyebiliriz. Gerçi ben de işimi çok kaliteli yapmıyor olabilirim yani. Eğlendirmiyor olabilirim. Diğer insanlara göre farklı olabilirim. Çünkü ben hani birilerini böyle şey yapmayı sevmiyorum. Yani şimdi o çok yanlış bir tabir olur da neyse o konulara girmeyelim. O tarz bir insan olmadığım için yani zaten promotion ismi adında geçiyor o mevzu. Yani mesela işte büyük tanıdık YouTuber'larla videolar çekiyorlar abi. O insanlar onlara şey kazandırıyor. Abone kazandırıyor. Ha, cross promotion diye bir olay var tabi. Atıyorum şimdi burada kim var abi? Şey. Ne olabilir abi? Jahrein olabilir mesela. Giderim ben atıyorum Jahrein'i tanıyorsam bir yayınında beraber atıyorum yayın yaparım. Tamam mı? Akraban bir şeyim olur. Beraber yayın yaparım. Ondan sonra benim abonem falan yükselir. Niye? Çünkü insanlar onu seviyor, kitlesi var. Sonra beni de sevmeye başlayacaklar. Hesabına döndüğü için insanlar da hani hemen şey koyun gibi olduğu için abi hemen şey yapıyorlar, takip ediyorlar onları, o tipleri. O yüzden hani şey yapmaya gerek yok. Ben o tarz bir insan değilim yani. Hani Jahrein'le olsun, bir şeyle olsun falan tanıdığım böyle yüksek birisiyle gideyim de İşte şey yapayım, beraber yayın yapayım. İşte neydi onun ismi? Ben de abone kazanayım, ben de işte izlenme kazanayım bir şeyinde değilim. Ben burada kendi kafamda ilerliyorum. İşte ufak da olsa bir topluluk oluşturmaya çalışıyorum. İşte insanlarla falan filan iyi zaman geçirmeye çalışıyorum. Normal yani benim yaptığım şey. Bu arada kenara da çok feci attım. Kusura bakmayın. Göz zevkinizi bozdum abi. %1'lik bir hasar olsa bile yani kaldırıma çıktığın zaman öyle bir kaza olmaması lazım normalde. Gerçi bizim tırın da şeyi ön tarafı hafiften yere bayağı yakın oluyor. O yüzden galiba kaldırıma çıktığım zaman o kadar büyük bir tepki oldu. Hoppa, şurada biz yavaşladık bu kez. Ne oluyor abi? İleride devam.
Çok da dip dibe girmedik mi? Dorsenin arkasıyla. Ya bu arada bu video boyunca umarım klavyesiz sizi fazla rahatsız etmemiştir abi. Çünkü elimden geldiğince rahatsız etmemesi için bir şeyler yapmaya çalıştım yani. Umarım şey olmamıştır, rahatsız etmemiştir. Ettiyse de artık bir sonraki videolarda, bir sonraki yayınlarda falan pop filtre olayını yapabilirim. Şu anda pop filtre kullanmıyorum. Normal mikrofonun her yeri açık. Normalde kullanırsam o sesi azaltır yani. Ya da programlarda falan onları ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada bu yol çok güzel abi. İnanılmaz güzel bir şey var. Baksanıza. Çok güzel be. Vallahi çok güzel. Abi sen ne yaptın ya? Fare takıldı galiba adamla. Ben şöyle geçtim. Neyse, en azından dorseler arasındaki renk olayı düzeldi. Kırmızılı kaza yapınca önümde artık beyaz var. Ben de kırmızıyım ya. Saat kaç abi oyunda? 18.45. Kaçta çıktık acaba yola? Şöyle farlarımı açayım da öyle devam edelim yola. Ay. Ya bir de abi ben şunu fark ettim. Bunu gerçekten anlamış değilim. Yüksek ihtimalle de bu şeyden sonra soracağım bizimkilere. Abi bu save'lerde paylaşılan tırların hiçbirisinin abi şeyi bitmiyor. Benzini bitmiyor. Anasını satayım, bu hile gibi bir şey mi yoksa ne acaba yani? Baksana oğlum, o kadar yol gidiyoruz. Benzinde oynama yok. Olaya bak. Ha beni rahatsız etmez, eyvallah. Bu hile olsa bile çok güzel bir hile bence. Çünkü niye uğraşalım ki 2 saat benzin almaya? Şimdi ben günde anasını satayım 2 kez şey yapıyordum eskiden. Yani 2 kez dediğim 10 kez falan Duisburg Calais yapıyordum çok eskiden. Bu 10 kez gidip geldiğim zaman da bir ton şeye gidip geliyordum. Benzinliğe gidip geliyordum. Bu kez abi baya bir şey oluyordu. Neydi onun ismi? Geç geç. Geç abi geç. Bu kez bayağı bir sıkıntılı oluyordu benzin anlamında. Açıkçası benzinle falan da uğraşmayı seven bir adam değilim yani. Abi bir de ses lojistiğin arkadan gelen bazı böyle adamlar var. Bayağı arkadan hem de. Yani o adamlar kim bilir şu an ne kadar önde gidiyorlar da bu adamlar böyle geliyorlar yandan. Aslında var ya, en klas bizimkiler duruyor. Çünkü kırmızı beyaz gidiyoruz. Onların tek bir modeli var. En klas bizimki olmuş, yemin ediyorum bak. Çok kaliteyiz yani. Of 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 of. Dikkat et abi, arkadaki gözünü seveyim. Çarpma bana. Çok sert bir şey oldu orada çünkü fren oldu. Ben de arada böyle sert fren yaptığım zaman arkamdakine bayağı bir önemsiyorum. Çünkü şimdi o sadece sen fren yapmış olmuyorsun. Sen kendini kurtarıyorsun ama arkandaki adam da gidebilir yani her an. Abi sen ne yapıyorsun kırmızı da? Oho! Adama bak. Ulan neler neler yapıyor ya. Abi sen ne yaptın böyle durdun şu an? Gözünü seveyim, ilerle. Bir kaza bir şey olmasın. Bak burada beyazlı abimiz galiba ya kaza ya da pingi falan var abi. Kaç kilometre kaldı abi? Hoppa şu kenardan gidiyorduk az daha. 86 kilometre kalmış. Güzel. Az kaldı. Yavaştan gidiyoruz o şantiye olayına. Ya ben oraya şantiye dedim ama abi orası aslında şantiye değil. Orası şey, maden ocağı gibi bir yer galiba. Öyle biliyorum ben. Çünkü yani yıllardır öyle yani. Eğer bir şantiye bir şey olsa herhalde güncelleyip orayı yükseltirlerdi. Bir şeyler yaparlardı. Aşağıdaki chat'i takip ediyorsunuz değil mi? Berkay bağır dedi de ben korna çalınca. Bir de dörtlü yakalım. Şeklimiz olsun.
Az kaldı be abi zaten. Ne yapayım? Gidiyorum valla. Nadir abi de şey yapıyor. Vurun bana diyor. Vur bana diyor. Allah'ım ya Rabbim, neler yaşıyoruz konvoyda. Oğlum neler oluyor lan chat'te? Çok iyi ya. Ulan Nadir Reis neler yapıyorsun ya? Abi şöyle bir bak, şu anda görüyorsunuz şu an yukarıdaki yeri. Burası yüksek ihtimalle bir şey gibi bir şeydi. Oo, of of of, çok feci bir kaza oldu orada. Ben şuradan gideceğim. Çok feci bir kaza oluyordu az da. Son anda kurtardı bizimkiler de. Ben önceki yerden bahsedeyim. O yukarıdan geçen köprü gibi bir şey vardı ya abi, yer vardı ya. O şeyde de var galiba. Türkiye'de de var diye hatırlıyorum ben. Şey olarak neydi onun ismi? Karşı tarafta olması lazım abi. Bayağı şey yani orası da. Bilindik bir yer. Abi ne yaptın Beyazlı? Gözünü seveyim, sakin ol. Gözünü seveyim bak. Ses duisti de uçurdun. Neler neler yaşıyoruz bu konvoyda. Soldan devam ediniz. Niye soldan devam ediyoruz ki? Gerçi öndekilere göre ben de ayak uydururum. Bakayım ne yapıyorlar? Tamam, soldan çıkarız biz de. İyi de abi. Ha, şöyle gideceğiz. Tamam. Çok özür diliyorum abi. Ben hemen arkana geçeyim bir kez daha. Sorry. Çok büyük soru hem de. Şöyle sinyalimi vereyim. Pilotumuz buradan gitmemizi istemiş de ben direkt sol şerite geçmemizi istediğini zannettim. Güzel. Dönüşü yaptık. Geldik yavaştan. Ses duyuştuk, bizi bekliyor galiba. Ya bu arada bu klavye hakikaten var ya, benim sürüşlerime keyif veriyor ya cidden. Yani o sesler falan filan, yemin ediyorum beni şey yapıyor yani, gaza getiriyor. Çok hoşuma gidiyor. Çok uzun süre sonra bu oyuna tekrardan bağlandım yani, sırf bu klavye yüzünden. Çat çut ses geliyor çünkü çok hoşuma gidiyor. Geldik abicim. Dörtleri yak gözünü seveyim ya, sakin. Geldik. Şurada bir duralım. Yavaş yavaş giriyoruz artık içeriye. Bu içeride şu anda bir tek biz yokuz. Ses lojistik falan da var abi. Şimdi biz de oradan bir yere gireceğiz galiba. Sonra fotoğraflar falan çekilecek. Sonra herkes dağılacak. Yine mi olayımız budur yani. Aman abi aman, gözünü seveyim. Bir sıkıntı çıkartma da. Geldik. Of of of, gömüyordum. Bu aralar iyi fren yapıyorum valla, dikkatinizi çekerim. Orada da kepçenin ne işi var lan? Tam köşeye koymuşlar zaten o kepçeyi. Geldik bakalım. Şu farlarımı ben bir kapatacağım abi. Sadece dıştan gözüksün şöyle açıkmış gibi. En son buraya geldiğim zaman ETS2'de şey, bir tane haritada Rutas Mortales haritasında gidip şey yapmıştım. Neydi onun ismi? Ha, Rutas Mortales haritasında gidip otobüsle falan sürmüştüm. Burayı oradan hatırlıyorum şu an. Eskilerin gözü yaşlı. Yeniler bu ne o? Hadi bakayım. Biz de burada duracağız galiba. Yalnız var ya, bu toprak yolda gelen ses de çok hoşuma gidiyor be abi. Yemin ediyorum var ya. Şöyle bakayım ne yapıyor bizimkiler. Ha, şöyle bir geleyim abi. Bizimkilerin ne yaptığına bakmaya çalışıyorum da. Şimdi ne yapıyorlar? Kimisi orada duruyor, kimisi burada duruyor. Neyse, ben şöyle biraz döneyim abi. Şurada bir yerde durayım. Şöyle sıfır kamerasına da geçelim. Evet. Evet arkadaşlar, konvoy videomuz da burada sona ersin. Benim için gerçekten çok keyif dolu bir konvoy oldu. Yine güzel konvoylardan bir tanesiydi benim için. Konvoya gelmeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ses Lojistik ailesine de teşekkür ediyorum. Demir Lojistik olarak da yine herkese teşekkür ediyorum abi. Öncelikle zaten bugünkü konvoyun anlamını biliyorsunuz. 30 Ağustos Zafer Bayramı konvoyuydu.
Umarım sizler de bunu izlerken keyif almışsınızdır ve hepinizin geçmiş olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım arkadaşlar. Demir Lojistik ailesi olarak da tabii ki de hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Neyse, artık çok fazla uzattık zaten. Benim için de editlemesi biraz zor bir video olacak. Umarım güzel bir video olur sizler için. İzlemesi güzel olur en azından. Buraya kadar izleyen herkesin canını yerim. Hadi bakayım, görüşürüz. Bay bay. Drop it.